Yeniden kapımızda. Birçok ilimizde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye başlasa da Antalya sahillerinde sıcaklıklar 55 dereceyi buldu. Kavurucu sıcaklığa rağmen tatil keyfine devam eden tatilcileri İşte Hayat yapım sorumlusu Abdullah Türksoy görüntüledi. Şimdi yolculuğumuz Antalya Kumluca'da'ya ve Şahin Paradise tatil köyüne çeviriyoruz objektiflerimizi. Sevgili seyirciler, dünya son 30 yılın en sıcak yazını yaşıyor. Şu anda Antalya'dayız. Sıcaklık ortalama 60 dereceyi geçmiş durumda. Ancak buna rağmen vatandaşlarımız doyasıya tatilin tadını çıkarmaya çalışıyor Antalya'da. Bu görüntüler geçtiğimiz günlerde faaliyete giren alternatif turizmin Antalya Kumlucu'daki adresi Şahin Paradise Tatil Köyü'nden. Eşsiz doğası ve farklı dinlence seçenekleriyle alternatif turizmde 7'den 70'e herkesine tatil anlayışı sloganıyla yola çıkan Şahin Paradise tatilcilerin yeni adresi. Turizmin başkenti Antalya'da Şahin Paradise tesislerinin hemen önünde Kamer Holding Başkanı Özer Sevancan'la birlikteyiz. Türk turizmine yeni bir tesis kazandırdınız. Evet. Bu düşünce nereden çıktı? Tabii kamuoyumuz da buna yabancı değil. Biz Akdeniz'de alternatif turizmde 99 yılından itibaren Şahin Suite'le girmiş bulunuyoruz bu sektöre. Ve Akdeniz'de ilk olarak 8 yıldır alternatif turizmin öncüsüyüz. Bu yılda insanımıza burayı hizmete açaraktan yeni bir tesis kazandırmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Tatili en çok hak edenlerin başında da tabii ki ev hanımları, bayanlar geliyor. Bir soralım size. Tatil fikri beyefendiden mi çıktı, sizin düşünceniz mi? Vallahi tatil fikri aslında beyefendinin inceliğinden dolayı, sağ olsun hepimizi düşündüğü için. Hem çocuklarımıza karne hediyesi, hem bir senenin yorgunluğunu atmak için bize hediyesi, sağ olsun. Yandın mı yoksa? Evet, yandım. Ne oldu? Adın ne senin? Hakkal Fecer. Hakkı? Evet. Kaça gidiyorsun? 6'ya geçtim. Sevdin mi burayı? Çok sevdim. Denize sıfır olması, çocukların oynayabileceği yerleri, bir orman havasının olması, otel sıkıcılığı yok. Bir tatil köyü mantığı var. Abi, ne? Hadi senden gidelim dağın tepesine. Gel anan götür. Dağın anne şimdi. Kız yanlış anladılara geldim gel. Ne? Kız. Bugün öyle güzel bir kuzu doğdu ki onu göstereceğim senin. Mehmet. Ne? İşte bir iş yok hani? Yok kız, öyle güzel bayağı böyle pamuk gibi aynı sen. Bunu ben kullanırım. Ne? Tamam gidelim. Hadi. Uzak mı Mehmet? Yok, dağın tepesi. Uzak tabi, dolmuş adım. Bu saatte yok, bitti. Anam, sende de hiçbir şey yok. Osmanlı motiflerinden örneklerle yapılmış ve geniş bir araziye sahip olması özelliğiyle de binalar iç içe değil de geniş bir alana yayılmış. Bu anlamdaki kapalı alan dışında da misafirimizin kullanabileceği çok ciddi bir yeşil alan kalıyor. Bizim hesaplamalarımıza göre tesisin kapalı alanını çıkardığımızda yaklaşık olarak misafirimizin kullanacağı 40 bin metrekarelik bir yeşil alan kalıyor. Bu da gelen misafirlerimiz için
ciddi bir avantaj. Sizin açınızdan sizi en çok etkileyen aktivite neydi? Hangi alanlarda daha çok kendinizi rahat hissettiniz? Yani bizim durumumuzu düşünürsek havuzlar bizim için çok büyük olanak. Böyle bir yer içinde bence çok Türkiye'de ihtiyaç var. Daha çok havuzu mu tercih ettiniz, denizi mi? Şöyle yani tabii çocuklarımız olduğu için genelde havuzu tercih ettik ama havuzun başına çok çıkamadık ama ben fırsat buldukça Akdeniz'den faydalandım tabii ki. ...8 yıllık tecrübemizi ortaya koyarak da insanımızın, tatilcinin, misafirin ne istediğini çok iyi tespit ettik. Ve ondan dolayı da tatil köyü niteliğinde bir tesis kazandırdık. Çünkü insanlar beton yığından bıkmışlar artık. Alan geniş istiyor. İşte yürüyüş yapayım, bahçesi olsun, çocuklarım istediği yere koşarak, eğlenerek gitsin. Ya değilse diyor, ben İstanbul'daysam da veya Konya'daysam da veya Avrupa'daysam da zaten beton yığının içinde kalıyorum. Ben burada tatil ortamında kesinlikle beton yığını görmek istemiyorum diyor. Onun için de burası tatil köyü. Bahattin Usta'mızla birlikte Şahin Paradise'ın mutfağını gezmeye devam ediyoruz. Usta, bugün menüde ne var? Sanıyorum çok özel bir yemek hazırladın. Nedir ismi? Bir anlatır mısın? Bugün şakşuka hazırlıyoruz. Şakşuka? Evet. Ya bir diyet yemeği. Bir diyet yemeği gibi değil de bir meze. Bütün sebzeleri kızartıyoruz. Onu domates sosu yapıyoruz. İşte patates var, kabak var, patlıcan var. Şakşuka, 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 şakşuka. Evet, şakşukamız yavaş yavaş pişmek üzere. Afiyet olsun. Usta önce kendisi mi bakar yoksa misafir? Usta önce kendi bakar. Değil mi o zaman? Önce sen bakalım. Buyurun, siz de. Buyurun. Çok güzel. Tesisimizin özellikle 400 metre deniz cephesi olması ve çok geniş bir alana sahip olması bayan misafirlerimizin de çok rahat bir şekilde denize girmesini sağlıyor. Bizim tesisimiz yaklaşık olarak 1400 yatak kapasiteli, 100 aile odamız, 4 kral dairemiz, 5 engelli odamızdan oluşan 404 toplam odamız var. Bu sene gelen müşterimiz önümüzdeki yıl daha değişik farklılıklar da görecek. Ve bundan sonra yapacağımız, kazandıracağımız bir tesisi bundan daha güzelini yapacağımıza canı gönülden inanıyorum. Otomotiv sektöründe yıllar önce çıktıkları yolda